Evet, bugün Darın Dünya Anlama Rehberi'nin 10. bölümündeyiz. Yine o ufak hatırlatmamı yapayım. Dünya Anlama Rehberi, dünyayı anlamama biçimlerimizi dokümante etmeye çalıştığımız bir format. Dünyayı anlama çabamız yok, mümkün de değil gibi. Şimdi bugünkü konuğumuz Aytu Aytu Akdoğan. Aytu hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Müthiş sağ nasılsın? E ee, iyi gözüküyorsun. <laughs> ben de iyiyim. Teşekkür ederim. 10. bölümümüze Aytu geldi sağ olsun. Şimdi öncelikle hemen şunu sormak istiyorum. Aytu ben uzun süre tabii takip ettim. Ee, özellikle Flu TV'deki seri hem prodüksiyon kalitesi hem yani e, atmosferi diyeyim. Çok ilginç bir işti. E, ve o bittikten sonra da böyle bir e, sessizsin. Neler yapıyorsun? Nerelerdesin? Aytu. Hayatımın güzel bir dönemindeyim. Çünkü bazı şeyler biraz daha netliğe ulaştı. Özellikle 30 yaşıma bastıktan sonra böyle hep ee, aradığım birkaç soru vardı çok mühim de benim için. Onların cevabını buldum gibi ama tabii ki 40'a kadar yaşarsam yine değişebilir. 50'de başka bir şey bulurum. E, ee, TV'deki program bitti evet işte bir 4-5 ay oldu herhalde. Senaryo yazıyorum uzun bir süredir. Bir tane dizi yazdım işte 6 bölüm. Tamamlamak üzereyim. Aslında bitirdim ama henüz benim için tamamlanmış görünmüyor. Ama birkaç görüşmeye başladı yapımcılarla vesaire. Ee, hayatımın sakin bir dönemindeyim. Hatta böyle bir gül gibi yavaşladım diyeyim yani. Biraz daha böyle oturdum yerden bakıyorum ne var ne Hı -hı. yok. 30 yaşına bu yıl girdin. 31'im artık. 31 oldum. Bir, 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 geçen ay 31 yaşına bastım resmi. Evet. Olarak. Bu 30 yaş net bir şekilde bir şey hissettirdi mi sen? Hayatın içinde böyle epizotlar, belli dönemler, bir şeyin kapanışı, bir şeyin açılışı inanıyor musun böyle bir şeye? Ya aslında herkes tabii <laughs> kendi zamanını yaşıyor. Hı hı. Ee, ama 30 bir, 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 tabii ki bir bir sembol oldu. Çünkü ben 25-29 arası 25'tim. 30'da 30 oldum artık. Şimdi 35'e kadar 30'um gibi gelecek bana. Ama şunu fark ediyorum. Geldiğim yeri çok kısa özetleyeyim. Mesela şöyle bir e, hissiyata kapılıyorum. Bir tane Yunan bir yazar var. Kazan Zagis, Nikos Kazan Zorba'nın yazarı. Mezar taşında şey yazıyor. Hiçbir şey ummuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Özgürüm. Güzel. Bu şu açıdan hoşuma gidiyor. Ben de mesela artık çok böyle büyük olaylar karşısında ya da herhangi bir yaşarken olaylar karşısında. Yaşarken mümkün mü bu cümleyi kurmak? Yaşarken. Deniyorum işte hı. onu deniyorum. Biraz da aslında oraya geldim gibi yani birçok şey yaşanıyor ama hiçbiri karşısında çok büyük bir sevinç ya da üzüntü duymadığımı fark ettim. Hı hı. Bununla şu yüzden övünüyorum. Çünkü zaman içinde fark ettim ki bir olayın bir olaya verdiğimiz biçim, değer, kıymet zaman içinde değişebiliyor. Mesela bugün senin canını çok sıkan bir şey bir süre sonra uzaktan bir daha bakıyorsun. Diyorsun ki ulan iki öyle olmuş diyorsun ya da bugün çok sevindiğin bir şey bir süre sonra bütün acılarının kaynağı haline gelebiliyormuş. Bunu fark ettiğimden beri biraz daha böyle şey hissediyorum. Ee, her şey olabilir ve bütün işkenceler bile bir gün diniyor. Hı hı ve bir süre sonra acının da mutluluk gibi bir anlamı kalmıyor. Bu da aslında hayatın anlamsızlığının anlamına getirdi beni ve geldiğim Hı -hı. noktada e, şunu düşünmek hoşuma gidiyor. Nasıl bağlayacağım bilemedim ama bu beni bir robot kılmıyor tabii. Hı -hı. Yani hala hislerim var. Ama şey, e, şey hani ben gireyim araya. Hmm. E, şey gibi katalizleyeyim seni. Çünkü bir yandan da hani e, pause yapman çok normal bence böyle konularda. Ben de iyi e, şöyle bir şey oluyor bende de. Hani hayatla ilgili bir kristalizasyon gibi algıladığım bir şeyi üzerine konuşmaya başladığım anda elimde böyle uf, ufalanmaya başlayabiliyor. Evet. Çünkü aslında e, her e, böyle netleşmiş gibi gözüken şey içine baktıkça bir sürü içinde blöre noktalar görmeye başlıyorsun. Kazanacak ise tabi Zorba benim nasıl diyeyim baş kitaplarımdan biridir yani çok sevdiğim. Genelde o bu da biraz klişe de hani işte kitapları böyle sahiplenmek şu bu. Ama gerçekten Zorba benim çok etkilendiğim bir e, kitaptı. E, özellikle karakterin dünya ile ilişkisi ve okumuş birinin e, alaylı birinden öğrenme biçimleri anlamında ne öğrenebileceğine ilişkin bir şey açtığı için biz de hani bizi çok küçük yaşta insan kitapların içine gömdüler dolayısıyla böyle pratik bir adamın çok donanımlı bir adamı tekrar tekrar mat ettiği bir şey okumak benim içimin yağlarını eritmiş. Şeye gelirsem yani bu bir şey ummadan özgür olma ve dünyadaki varlığımızı daha hafif yaşama yani dünyadaki iniş çıkışlardan daha az etkilenme. Bu yani bir anda olmaz. Seni buraya nasıl getirdim? Çünkü bunu şeye bağlamak istiyorum daha sonra. Yani senin çok erkenden bir tanınılığın var. Daha sonra biraz daha böyle geriye çekildiğin dönem sonra tekrar bilindiğin bir dönem. Yani uğraştığın iş düşünüldüğünde aslında o işle uğraşan diğer insanlara göre daha çok tanınıyorsun. Yazarlık. Evet galiba büyük idealist. Yaşıtların diyelim. Çok idealist bir tarafım vardı. En iyi romanı yazmak istiyorum. En güzel kızla birlikte olmak istiyorum. En güzel kızdan kazanıp en büyük aşkı yaşamak Hı -hı. istiyorum anlamında söylüyorum. Ama şu an geldiğim noktada biraz daha bunu ben böyle pozitif nihilizm gibi aldırıyorum. Aslında absürt bir gerçekliği kapsıyor böyle Kierkegaardvari karanlıkta atılan kahkaha gibi biraz böyle Chekhov, biraz Beckett tarzı bir şey. Ve e, bu bu konumdan baktığımda hayata yani hiçbir şeyin seni çok sevindirmediği ve çok üzmediği durumda biraz daha böyle sakin kalabiliyorsun. Ki normalde böyle biri değildim. Ama bu demek değil ki tutku duyduğum şeyler yok. Ya yani bu biraz şey gibi yaşamın e, ee, yaşama derinden katılmak istiyorum ama ona daha az bağlı kalmak koşuluyla. Yani hı hı. ölüyoruz demek ki yaşanılacak İsmet Özel hı hı. diyor ya. Ölüyoruz demek ki yaşanılacak. Yani o tutkuya sahibim ama hani eskiden en iyi çıkış yolunun tam içinden geçmek olduğunu düşünüyordum. Şimdi böyle kenarlarından dolaşmak daha hoşuma geliyor gibi bir yerdeyim. Anladım. Ve artık çok umurumda da değil. Hı hı ya mesela ergenken hayalim Nobel Edebiyat Ödülü almaktı falan yes. <gülüyor> hani <gülüyor> Alsan ne olur abi alsan ne olur yani. Küfür yani edebiliyor musun? <laughs> edebilirsin tabii ki. Ee, şey yani e, küfür şöyle küfür etmeyle ilgili hayatın hiçbir yerinde hiçbir kural yoktur küfürü do yani küfür sahici bir şekilde içinden geldiğinde her yerde kabul görür. <laughs> Dolayısıyla küfür miyim sorusu oksimoron bir soru. Demek ki edemezsin çünkü soruyu soruyorsun. Bir, bir boyu, gibi. Evet. Yani bir de bir de şu an misafirim. Normalde işte ben anladım. Ya beni buraya çağırdın ama benim aslında yani şu anda ka bir... kafa karışıklığım dışında kimseye vaat edebileceğim hiçbir şey yok. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Söyleyeyim. Çok güzel. Yani iyi bir paylaşım zemini. Çünkü Şimdi aslında e, özellikle söz üretme, içerik üretme, neyse bu video olabilir, film olabilir, çok büyük sanat eseri olabilir. Bunların aslında pratik hiçbir faydası yok. Yani hayatta ekonomik alanda ciddi bir yer kaplayan birçok faaliyetin insanın yaşamsal faaliyetleriyle direkt bir ilişkisi yok. Ona bir faydası yok. Yani bizi hayatta tutmuyor veya evet. yani survival savaşına bir kat etkisi yok. Olabilir. Hiç yok. Sanatçılar için şey benzetmesi çok hoşuma gider. Kimsenin ihtiyaç duymadığı şeyleri üreten insanlar evet. yani. Ama başka bir durum var orada. Nedir? Yani hepimiz yaşıyoruz fakat bir de bizim ruhi state'lerimiz var, haletlerimiz var, hayallerimiz, düşüncelerimiz, dünyadan ne çıkardığımız var. Buralarda bize e, bazen iyi bir açıklamayla bazen de iyi bir kafa karışıklığıyla yardımcı olan insanları seviyoruz. Neden? Çünkü diyoruz ki Aha, hani bizim içinde bulunduğumuz benzer bir e, sıkışmayı otantik bir şekilde yaşayan bir insanla karşılaşmak çok rahatlatıcı bir şeydir. Doğru. Evet. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Sadece ama sahici bir şekilde bize o sıkışmayı hissettirecek. O da tabii biraz dürüst olmakla, riyasız olmakla alakalı. Normalde toplumsal hayatta bunlar... Neden mesela insanlar ofis ortamlarını sevmez? Çünkü riya doludur. Kimse gerçek state'ini yansıtmaz, sıkışıklarını objektif yansıtmaz. Herkes başkasının sıkışıklığından keyif alır. Onu bir fırsata çevirmeye çalışır. Dolayısıyla insanlar burada cehennemde gibi hisseder. Ama mesela işte herkesin bile dalga geçebildiği, eğlenebildiği, herkesin en... Ee, e, zayıf tarafını masaya koyabildiği yerlerde de herkes çok mutlu olur. Çünkü e, orada aslında rahatlama yaşanıyor. O nedenle kafa karışıklığına gelmen çok güzel. Benim de kafam karışık. Onu anlamışlardır. Şimdi dokuz, dokuz bölümdür. E, o kadar karışık e, beyanatlarda bulunmam ki. Çünkü şu rahatsız edici bir şey ve ben niye böyle bir tipe dönüştüm anlamadım. Yani insanlar bana soru soruyor ve büyük sorular soruyor. Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum ki. Ben mesela senin tarafında olmayı tercih ederdim. O yüzden hiçbir yere katılmıyorum normalde. Yani soru soran tarafta olup Cevapları dinliyoruz. Biz aynı taraftayız hatta bu hafta yani sen daha rahat ettin ya yeri değiştik. Şu anda sen benim tarafındasın. Yani ben <laughs> o zaman Aytuğ, ben sana soruyorum. Ben Aytuğ'un konuğuyum bugün. İnsan yaşamının dünya üstündeki anlamı nedir? <laughs> en büyük soruyla başlıyorum. Evet. Yani bu sen ya... de bunu yapıyorsun. Dünyayı anlama rehberi madem Evet. Dar. Şimdi benim yani insan yaşamının dünyadaki anlamı insan bilincinin kavrayabileceği bir şey değil, değil bence. Doğru. Yani insan orada parçalı e, yani parçalı resimlerle şey yapıyor devam ediyor gibi düşünüyorum ve aslında bizim yani biz öleceğinin farkında olan hayvan kendinin ve öleceğinin farkında olan hayvan olarak insan ilginç bir tür yani biz kim diyordu insan şeyin yani doğanın belasıdır varlığın belasıdır gibi bir şey hani diğer bütün türler çünkü böyle bir tür namp yani çok sakin bir state'te de varlıkların devam ettiriyorlar. İnsan projeci yani. Projeci. Düşünüyor, yani. şey yapıyor, plan yapıyor. E, o nedenle bizim durumumuz e, varlığın yani diğer canlıların oluşu ve evrenin fizik kurallarla işleyişinin dışında bir durum. Yani biz zihnimizde, fantazmımızda hikayeler yazıyoruz bura, buraya uyduracak. Bu çok ilginç bir durum vaka. Mecburuz çünkü yani. E, yani mecbur muyuz yoksa hani tabii şimdi buna izah olarak söyleyeceğimiz şeyler de aslında izah değil de mesela evrimsel süreçte insan hikaye anlatmaya başladı. Hani böyle bir izahat yapabilirsin ama bu cevap da detayına girdiğinde konuya girdiğimiz nokta kadar belirsizlik içeriyor. Evet işte Gerçekten diyorum. ben çok acayip onu. değil mi? Kendi halinde hareket eden bir kaya parçasının üstünde doğmuşsun sırf annen baban üremek istediği için buraya fırlatılmışsın öncesi belli değil, sonrasının olacağı belli değil. Yani ve burada bir anlam arayışı içindesin. İşte gökdelenleri inşa ediyorsun, kitaplar yazıyorsun, filmler izliyorsun. Fark etmez yani. Hı hı. Bir bir reklamcısın, bir avukatsın, bir doktorsun. Ne yapacağız ki? Hikayelere ihtiyacımız var. O storytellerlara ihtiyacımız var. Ee, yani aslında e, hikayeleri ortaklaşmak için kullanıyoruz. Yoksa hikaye zaten kendi kendine ortaya çıkıyor. Doğru yani. ama işte Biz... bir de boyut farkı var. Yani bizim bu boyutta algılayamayacağımız bir sürü şey var bilimsel tabii, olarak da açıklanmış tabii. bir sürü boyut var ve hani Hı -hı. bilmiyorum ki işte buraya gelip e, ne yapacağımızı Hı -hı. hala bilmiyorum. yani biz çok küçük bir ölçekte çok büyük şeyleri kuşatmaya çalışıyoruz bizim ölçeğimiz çok küçük yani evet. hani çok e, şey, işte ben biraz çıkıyor. vazgeçtim gibi bir yerdeyim dedi ha. hayatın nasıl bir dönemi diyeceğiz yani hayatın anlamsızlığının anlamı Hı -hı. o beni çok rahatlatan bir şey biraz stoğa kafası yine biraz güzel e, yani e, şey gibi ya yani mesela sabah neşeli uyanıyor musun? Asla. Özellikle bir saat kendime bile gelmiyor. Mendebur musun yani? Sabah Kesinlikle. kalkınca akşam da Gece akşam böyle. da öylesin. Ben evim. <laughs> ben <laughs> <laughs> Ama hayatı bu şekilde yaşamak neşeli, neşeli kalkarım. O senin psikolojik. <laughs> <Neşel, gülüyor> Yok çok iyi bu arada. Anladım. Neşeli uyanırım ve... Ben de etrafımdaki insanları senin gibi insanlardan seçiyorum ki bir denge kurayım. Arkadaşlarım mantıklı. Evet. Çünkü sabah enerjisi çok verimli bir şey, güzel bir şey. Gerçekten böyle mi oynuyorsun? Sabah uyanıp of be yeni bir gün, güneşi selamlama falan mı ne yani? Ne yani ne? öyle değil. Güneş selamlama egzersizi <laughs> gibi değil. Yani ben sabah kalkıp sigara içen birisiyim. Tamam. Benim neşemin içinde mesela sigara var. Birçok kişi sigarayı ve mamullerini koruma Yani yoksa. hayır. Birçok kişi mesela o sahnede sigarayı gördüğünde toksik bir şey görür ama benim için o sabah neşesine sigara dahil. Sabah hayatta sigara içmem. Aç karnına nasıl içiyorsun onu yani? E, aç karnı değil. Ha, yani kahvenin üzerine. Bir de kahve falan. <laughs> ben de şöyle ritüel yok. Sabah kalkarım ve küfrederim. Ve o gün ne yapacaksam Hı. bir bakarım. Çoğunu da yapmam. Anladım. Evet. Ee, yani peki şöyle kaprisli birisi misin? Yani böyle bir kaprisliyim, kibirliyim, bencilim. hepsi. Anladım. <laughs> ee, çok insan üzdün mü bu yaşına kadar? Yani böyle yani böyle hiç karmam temizdir yok çok mı yok. Okay. Çünkü karman temiz. Bu dürüstlüğü hep sağladım. Anladım. Başkalarına karşı da. Yani e... ama yani zaten yaklaşmadılar ya da yaklaştırmadığım için A. de biraz temiz. Biraz mesela. böyle Aytup senin hani böyle bir hafif bir aşk adamı. Yani <laughs> ben yani, yani böyle latent yani o edebiyatın aşk adamı kolu. Hani şimdi şöyledir ya mesela işte koskileri düşün. Edebiyat sonuçta hayatın eee Klişe izahatlarının dışında hayata izahatlar yapma işi ve bu insanları etkiliyor. Yani mesela e, dolayısıyla burada bununla ilgilenen birisi biraz da böyle hani kadınlara seviyorsa kadınları... Bazı erkekler kadınları daha çok seviyor diğer erkeklerden. Buna Hı. katılır mısın? Olabilir ama çok da bir ayrım yok bende kadın yok mu? ya da erkek için. Ya yani, genel olarak insan sevmediğim için hani bilmiyorum. İnsan sevmiyorsun. Sen beni nasıl... Aşk adamı olarak görebilirsin. Yani, tanıyabileceğin en anti romantik bir insanım. Ama parantez açayım duygusal bir tarafım ağır basar tabii. Yani ama işte şöyle diyorum. Aslında e, negation yani e, değilleme yöntemiyle aşk adamısın. Nasıl yani, yani? aşk alemindeki her şeyi masaya koyuyorsun bunlar olmaz diyorsun. O da o aslında tam tersten kuşatma şeyi gibi. Yani o anti romantik pozisyon günün sonu dönüyor ve bir tür... ya hani şöyle. negatif space'inde aşk var senin. Yani ikisi aynı şey. Pozitif hani anlayabiliyor muyum? Yani siyah bir şeyin üzerine içine beyaz bir aşk noktası koymakla beyaz bir şeyin içine siyah bir aşk noktası koymak aynı şey. Yani senin durumun da aşka yazar. Onu şöyle söylüyorum. tamam. Şöyle bir <laughs> şu şöyle şöyle bir şey söyleyebilirim. Romantik değil duygusal tarafımda şu var mesela. Ben şeyi çok seviyorum. Evin içinde yemek pişen evleri. Hani böyle hmm. odaların hepsine böyle yemek kokusu dağılır. Kış vakti böyle o buhar gitsin diye camı açarsın sonra üşürsün kapatırsın hı hı. falan. Hatta o koku böyle apartman boşluğunda da gelir. Ben o kapıların ardını hep merak ettim. Çünkü ben öyle bir ailede yetişmedim yani. Ebeveynlerim biraz toksik insanlardı. Ee, ve bu yuva hissini seviyorum. Yani ev senin bir adresindir hı hı. ya. Hı hı. Ben o yuva istencine sahip bir insanım. Duygusal ve tek eşi tarafım bunu talep ediyor. Çok da isterim yani şefkati ve Şehveti bir yerde bulunduran temeli sağlam bir ilişki, kalıcı bir ilişki uzun sürsün. Ama tabii böyle bir çağda mı değiliz ya da ben yanlış yere mi bakıyorum ya da biriyle tanışmak için artık çok mu e, yorgun mu hissediyorum kendimi bilmiyorum çok denk gelmiyor. Hı hı. Ama böyle bir talebim içten içe kendimden var. Ama bunu da romantik bir yerden söylemiyorum. Yani hmm, okey. Yani aslında ben aşk adamını. Ee, kelimelerde anlaşmamız lazım. Yani evet. kelimeleri aynı haritayı çizemedik kelimelere gibi. Hı hı. Yani böyle biraz hafif bed bad boy bad boy aşk adamı. Öyle, öyle bir şey var Vallahi mı? Vallahi hiç bad boyluğum yok. Çok yok, iyi yaprak mi? sarma yaparım. Çok e, titizimdir. <laughs> Vileda yaparım, evi süpürürüm. E, kedi kumu temizlerim. Harkı bad bad boyluğum yok ya. Şimdi de öyle bir şey var galiba. Yani <laughs> <ama>. e, <laughs> hani... bence yaptığın işler de öyle bir ...intibar Edebiyat veriyor. Edebiyat alanı biraz... evet he böyle he. ...melankolik, karanlık bir tarafı olduğu evet. için... ...böyle bir e, yargı ve yafta var. Ama ben eğlenmeyi de çok severim. Arkadaşlarımla çıkıp eğlenirim. He. Dans etmem ama ritim tutarım. Hani hayatın akışı içinde... Okay. ...birçok şeyi bir arada... ...barındıran biri olduğumu düşünüyorum. Şimdi şeye dönelim. Hayatın safhaları meselesine. Yani bu 30'u milat yapma... ...veya 30'un bir değişim... ...yaratması meselesi. Ee, biraz bunlar da böyle anlatımı acaba bu yaşla ilgili şeyler? ya izafi de bir şey aslında. Hı -hı. 30 yaşındayım. Kime göre neye göre yani hani. Ama tabii ki bedensel olarak bazı şeylerin de farkındayım yani. hani 20 yaşında olmadığımı bilincindeyim mesela artık. Yani bedenini fark etmeye mi başladın? Mesela evet. merdiven çıkınca nefesini mi duyuyorsun? E, duymuyorum. Garip bir şekilde nedense hala çok sağlıklı? ama e, tabii ki Sanırım biraz da mental bir yorgunlukla Hı -hı. alakalı bir şey hissediyorum. Mesela işte e, yapmak istemiyorum. Ya şunu soruyorum kendime. Yapmazsan ölür müsün? Ölmüyorsam yapmıyorum. Hı -hı. Eskiden böyle değilim. Her şeyi yapmak isterdim. Fotoğraf çekmek, belgesel çekmek, film Hı -hı. çekmek. Şimdi mesela daha çok tabii ya bunu yapayım, buna biraz ilgi duyuyorum. Bir bakayım nereye çıkacak bu yol gibi bir yerden. Yani motivasyonunun yöneliminde ve dozajında değişim var. Biraz Ama depresyon değil bu. Asla. Hayatımın mı? hiçbir döneminde depresif olmadım ve Olmadı. depresyona girmedim. Okay. Mi, hiçbir zaman ilaç kullanmadım ama melankolik bir insanım. Yine sözcüklerle konuşuyorum. Okay. Yani yani depresyona girme mesela şöyle bana da şöyle gelir. Yani her sağlıklı insan depresyona girer gibi düşünüyorum. Depresyon çünkü aslında insanın e, şeyinin yani böyle saykesinin e, kişiliğinin yeni duruma Adapt cevap şey. veremediği anlarda hmm. yaşadığı bir sıkışıklık anı ve ondan çıkmak için girdiği bir şey. Çünkü depresyon aslında bir depolanma süreci de. Abi yani çok özür dilerim. Gibi hissediyorum. Şöyle ben e, ellerime bak nasırlı. Ben evet. böyle canım sıkkınsa şu an işte son birkaç yıldır yaptığım spor bunu sağlıyor. Depresyona girer gibi olduğumda yani bok Hı -hı. gibi hissediyorsam kaldırıyorum kıçımı gidiyorum. O demirlerle böyle savaşır gibi sporumu yapıyorum. Ve eve döndüğümde Ellerim titriyor böyle. O kadar fazla çalışmışım hmm. ki 2 saat 3 saat spor yapıyorum. Sonra o o o noktada varoluş ağrısı, acısı falan çekmiyorsun Güzel. diye benim dinlenmem lazım. Kendimi böyle manipüle ediyorum Güzel. ve çok işe yarıyor. Mental olarak herkese Hı -hı. öneririm. Herkes spor yapsın. Bunun bu arada şeyle ilgili. Ya bu bir e, kişisel gelişim koçu bir spor. sağlıkla sağlıklı yaşam için söylemiyorum. Yani gerçekten zihinsel olarak müthiş işe yarıyor. Hı -hı. Ya ben kendimi kötü hissettiğimde gidip kendimi başka bir savaşın içine sokup oradan çıkıyorum yani. Peki şey yani edebiyatla mesela ilk gençliğinde lisedeyken, ortaokuldayken kurduğun ilişki, şu andaki kurduğun ilişki nasıl bir fark var ve böyle mesela çağdaş edebiyat, daha böyle minimal yazarlar bunları takip ediyor musun? Yoksa böyle edebiyatla ilgili hani kendince böyle bir kanonun vardı, onun onu şey yaptım ve şimdi kendi merakların doğrultusunda mı ilerliyorsun? şunu övünürüm. Çok büyük bir kütüphaneye sahibim ama hı. çoğu zihnimde olan kitaplar. Çünkü çok yolculuk yaptığım için okuduğum çoğu kitabı sağda solda bıraktım da. yani Belki hı hı. hatta yarısını bırakmış olabilirim. Ee, şeyleri çok sık okurum hala. Üç kişinin okuduğu bir fanzin vardır. Üniversiteli gençler, lisede çocuklar çıkarıyordur. Onu hı. gidip alırım. E, online platformlarda yazılan şiirleri okurum. Çoğu çok kötüdür ama hmm. bir tane güzel yakaladığımda hemen onunla ilgili bir şey yaparım. Hı. Hmm. TV'de en sevdiğim şey çok az okunan, kimsenin bilmediği bir şairin şiirini böyle en ünlü oyuncuya okutmakta mesela. Yani böyle keşif e, süreci hmm. hep devam ediyor. İyi kitap okudum. Yani yalan ah. yok ve bununla övünürüm. Ama e, şu an ayda bir iki kitabı zor bitiriyorum açıkçası. Biraz daha çünkü görsel bir alanda çalışmaya başladığım için senaryo bambaşka bir alan. Hı hı. Sanırım biraz da o yüzden daha fazla film, dizi izlemeye başlayıp daha az okuduğum bir dönem değil ama. E böyle senaryoyu hani bir tür artık senaristlik yapayım gibi bir şey mi? Tabii. Yani benim o, 20 ile 30 arası... Zamanı... Artık şeyin bu. Yani <laughs> kendini öyle konumluyorsun. Ben senari, senaryo yani yazacağım gibi. Arzum, amacım bu. Ee, tabii buna... Türkiye'de böyle senaristlik çok karşılığını bulan bir iş değil ya biraz... Onunla ilgili hani ne deneyimin ne şu ana kadarki temaslarından yani senarist olarak Türkiye'de hani yaptığın eforun maddi şeyi kastetmiyorum e, tanınma recognition ve e, şey görme anlamında da biraz böyle bir yani senaristler çok e, arka planda kalıyor süreçlerde gibi daha, daha iyi aslında benim için de şöyle <laughs> şimdi benim 20 yaşlarım şöyle geçti, 20 ile hatta 18 ile 28 arası diyeyim. Böyle 30'dan fazla ülkeye seyahat ettim ben. Böyle ruhumda hmm. yani 100'den fazla şehrin e, rengini taşıyorum. Ve bu seyahatlerin amacı aslında romanlarımda yazdığım karakterle, karakterlerle tanışmaktı. Ve bu karakterler de böyle biraz da aslında benim seçtiğim ya da beni seçen karakterler de daha çok böyle ötekiler oldu. Hani azınlığa, ayrıntıya, ayrıksıya daha tutkun tipler, böyle yeraltı sakinleri. Çünkü bu insanların Kendine aşık filozoflardan çok daha çekici ve öğretici olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama bu dönem sözcüklerle kurduğum ilişkinin görsel bir hal alması beni şu an daha heyecanlandırıyor. Çünkü oturup tekrar bir roman yazasım yok açıkçası. 4-5 yılda oldu hı hı. en son 5. romanım çıktı. Hı hı. Onun üstüne kendimce söylüyorum bunu. Eleştirmenlerin en sevdiği kitabım o değildi ama bence en iyisi oydu. Onun üstüne çıkamayacağımı düşündüğüm noktada senaryo yazmaya başladım. Hı hı. 30 ile 40 arasında mesela bu işi yapıyor olacağım. Yani en azından tasarım mı? Çünkü zaten bilgi sinema mezunuyum. Zaten eğitimimi aldığım esas işim buydu. Ee, senarist olmanın Türkiye'deki karşılığını henüz bilmiyorum. Sadece şu konuda biraz zorluk yaşıyorum. Yazdığın senaryoyu çok büyük yapımcılara, platformlara okutmak çok kolay bir şey değil. Senaryoyu okutmak zor. Benim yazdığım hikaye temelde ana başlığı şu. Toksik bir aşk ilişkisi üstünden insan psikolojisine dair absürt bir drama. Bunun Hı. gibi bir sürü hikaye var. Ama ne anlattığın değil nasıl anlattığın önemli. Tabii. Dolayısıyla senin o yapımcıya senaryonu okutabilmen lazım. Ama ilk bölümünü de değil sadece. Ben 6 bölüm bir dizi yazdım dijital için. 6 bölüm ve ortalama 40 dakika bir bölüm. Hı -hı. İşte şu an görüşmeleri başladı. Ee, bence Türkiye'nin en iyi senaryo menajeriyle çalışıyorum. Hı -hı. Ayşe Durukan Hı -hı. ve aynı zamanda tabii ki oyuncu menajerliği de yapıyor. Tabii ki o işi profesyonel bir şekilde o süreci yöneten kişi o umarım e, izleyebiliriz. Hı hı. Çok bu konu çok uzun bir konu. Yani evet. ben şeyi hep düşünürüm. Mesela Tarkovski'nin iyi bir yönetmen ama kötü bir senarist olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de şu Bilgi Üniversitesi'ndeki daha ilk dersimde Feride Çiçekoğlu vardı. Hocamdı. Hı hı. Uçurtmayı Vurmasınların yazarı. Hı hı. Demiştik ki aranızda bir edebiyatçı var. E, ama e, zannetmesin ki edebiyat ve sinema çok da bağlı şeyler değil. Çünkü edebiyat bambaşka bir alan, sinema bambaşka, daha matematik. Hı -hı. Anlatma değil, gösterme sanatı ya o. Evet. Benim yazdığım şeyde denediğim şey o biraz. Yani bir de biraz daha bir tık deneysel bir yerden bir senaryo yazdım. Mesela üst üste binen konuşmalar var. Ya da biz konuşuyoruz da şu an ben hapşırabilirim yer an. Mesela Hı -hı. öyle bir sahne de var. Hani küçücük bir şey. Şimdi ya da kimse... şeyi merak ediyorum. Şimdi burada araya gireceğim. Ee, şimdi e, şeyin yani sinema yani özellikle otor yönetmenlerin senaristliği, yani bu adamlar görüntüyle yazı yazıyorlar. Yani kesinlikle metinle ilgili bir şey değil. Yani Tarkoskin'in, Tarkovski'yi Tarkovski, e, Tarkovski, yi, Tarkovski yi yapan şey, bütün o düzey otor yönetmenler için bu söylenebilir. Şimdi bunlar görüntüyle e, yazı yazdıkları için, hani bunların senaryoları ba, ba, e, herhangi bir ölçütle değerlendirilebilecek, yani senaryo bilimi anlamında bir kriter yok yani o senaryoyu iyi kötü katılıyorum. katılıyorum. tarif doğru, edecek doğru söylüyorsun. onu onu söylemek ama istiyorum. ben 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 bunu tabii ki açmak isterim çünkü şu an bir videoyu izleyen bir insan sadece <laughs> ki ben gibi ama yok üç, ben bir şey söyleyeceğim o izi şeye düşmeyeyim ama hani bir, bir filmde abi yani. Hı -hı. şu üçü varsa üçünden biri ya da üçü birden varsa şu üçüne yaslanan bir yönetmen benim ilgimi çekme diyorum ki kötü bir senaristi var bu filmin voice over this says Hı -hı. flashback'ler bu geriye dönüşler Hı -hı. bir de müzik bu üçü Kötü bir senaryonun emaresidir. Yani sen demek ki kötü bir senaryo yazmışsın ki bunlara yaslanıyorsun. Netflix'te müziksiz dizi mi yapacaksınız? Yapabilir misiniz onu? Ama müzikten <laughs> kastım şu. Bir klip gibi çekilmesinden bahsediyorum. Müzik olur. olabilir ya da <laughs> e, non-digetic insert olarak da girebilir <laughs> sonra. Ama şöyle bir şeyden bahsediyorum. Yani böyle klip çekmiyoruz değil biz. Tabii. Yani ben yazdığım sahneleri uzun uzun sözcüklerle yazdığımda her defasında şunu deniyorum. Ben bunu daha az sözcükle daha fazla görseyle nasıl anlatabilirim? Çünkü bence senaryo böyle bir şey. Yani Hı -hı. çünkü ben beş tane roman yazdıktan sonra roman gibi bir senaryo yazmak istemiyorum. Şiir gibi bir senaryo da yazmak istemiyorum. Kulağa yani, çok güzel gelse tabii, de, tabii. anlatabiliyor muyum? Anlıyorum yani? ama hani şöyle şimdi aslında ee, şimdi ürünün mecrasına, izleyicisine, amacına, ticari pozisyonuna göre bambaşka Hı -hı. pratikler var burada. Yani be, mesela Netflix'in içinde yapacaksın bir şey ya. Diyelim ki. Şimdi Netflix'in... Ee, ekosisteminin içinde senaryo ile ilgili bir diyelim bir yelpaze var. E ee, art house sinema yapacaksın bir yelpaze var. İşte gişeye sin film yapacaksın bir yelpaze ya, var. Ya var mı abi? İşte ben hep bu arada kalmak istiyorum. Hı, -hı. Yani, yani mesela, hı. ister istemez var. Çünkü izleyicinin alımlaması ile ilgili belli oluşmuş artık orada konvansiyonlar var. Kimse de oturup yani şöyle deneyler yapmıyor ya bu platformlar. Eee ya hadi biz burada yapıyı kıralım. Bir şans verelim bu, bu bu yeni yönetmenimizle, yeni yazarımızla biz bu yapıyı kıralım demiyorlar ya. O nedenle söylüyorum. Diyorlar Berkun oya yaptı mesela. Hem bağımsız, hem hiçbir şey yapmadım. Evet ama yani aslında yani şöyle Berkun oya Berkun oya gibi yaptı ama Netflix'te olabilecek bir iş o. Tamam. Çok sürpriz değil. Yani çok iyi bir iş. Yani bir başkadır. Çok iyi bir iş. Cici'yi izledin mi? Bence Cici, Cici daha güzel Aha. bu. Arada. Cici de çok güzel. Yani e, ama hani Dediğim gibi o yelpazenin dışında bir şey değil. E, Cici bu arada şimdi düşünüyorum e, hani o senaryo kriterleri açısından düşünüyorum. Yani Cici'nin Cici, Cici senaryosu mesela. Beğendin. Değil Bence mi? Gayet güzel. Hı -hı. Bu tabii göreceli bir konu. Beğeni tamamen göreceli bir konu. Ben senaryodan çok çekimi ve oyunculukları çok beğendim. Olgun Şimşek Al döktürmüş. Hı -hı. Ya da başroldeki adam e, e, şey Okan Yalabık o pokanyalıbık. Yalıbık. Yalabık. Evet, Yalabık. Yalabık. evet. Çok güzel. Eskiden beri zaten şey Creck'ten beri bütün işlerde çok iyiler. Oyunları var bir tane de onu gördün mü? Hangisi abi? Düğüm... İzlemedim. Anladım Hangi İki sahneli olduğunu. olan. İzlemedim. Dünya dünyada karşılaşmış gibi mi bir olabilir şey. o tarz bir şey. Şey Bakayım. yazarken hikayeyi mi önemsiyelim yoksa biçim mi, üslup mu? Yani yoksa karakter derinliği mi? Suç ve cezada ne oluyor abi? Genç bir üniversite öğrencisi var. Hukuk okuyor. Parasızlıktan okulunu bitiremiyor ve katile dönüşüyor falan filan. Hiçbir şey olmuyor ki birini öldürüyor ve ama yani şöyle, bir kitap, değil mi? Yani. kesinlikle öyle fakat Cici'deki yani şöyle Cici e, Cici mesela bir başkadıra göre ben daha az beğendim. Cici'nin e, realiteyi estetize etme biçimi ve konunun taraflar yani konunun ağırlığını aktarma biçimi e, yani tercihleri benim hoşuma gitmedi e, gibi. E, bir de ben özellikle çok reklama benzeyen filmlerden yani reklamdan kastım reklam seti gibi yani çok oyuncaklı renkler çok doygun işte aksesuarlar kostümler çok özenli filmler biraz beni yabancılaştırıyor bir süredir. Cem Yılmaz filmleri de biraz öyle yani reklam seti kuruluyor filme ve e, bütün o e, oyuncaklı her şey o zaman o, özellikle bu tarz keskin hikayelerde e, şey yapıyorum yani e, tam anlayamıyorum yani şeyi realiteyi Anlatabiliyor muyum? Evet sevdiklerini merak ettim ama. Şunu seviyorum dediğin. Ee, filmle ilgili mi? Film, dizi, yerli, yabancı. Ee, şimdi mesela yakınlardan ne, ne beğendim? Ee... mesela Seren Yüce'nin iki filmini de çok beğendim. Çok hı. severim. Hı. Yani çoğunluğu da Rüzgar'da Salınan Nilüfer'i de çok beğeniyorum. Hı hı. Yani Türkiye'nin en underrated yönetmeni. Yani underrated değil aslında bilinir tabii falan filan ama yani Seren Yüce çok büyük bence. Çok büyük yönetmen. Türkiye özelinde. Evet ben de seviyorum. Ve özellikle de seçtiği konular ve onları ele alış biçimi itibariyle muazzam bir şey. Mesela Rüzgar'da Sanılan Nülüfer ee, Türkiye'de yani çoğunluk aslında şöyle. Belki üçüncü filmi de vardır. Bilmiyorum çekecek mi çekmeyecek mi? İnşallah çeker. Yani Seren Yüce Türkiye'yi hani bir başkadır onu yapıyor diyoruz ya aslında. Bir başkadırın yaptığı şeyi çok daha üst düzeyde yapmış iki film. Hı hı. Rüzgarda salınan Nilfer ve şey bir başkadırı biz biraz şeyden dolayı çok beğendik. Bir iki etki var. Bir tanesi herkes es zamanlı Netflix'te 8 bölüm birden binge watch yapınca zihinler rezone oluyor. Kolektif bilinç böyle onunla çalkalanmaya başlıyor. Bir onun etkisi var. İkincisi de Berkun hakikaten şey bir dünya yaratmada, bir o dünyanın içine sokmada çok usta. Yani craft çok üst düzeyde bir başkadır da çok çok becerikli bir film, evet. dizi. Yani bütün tercihler mesela o kızın odada dans ettiği sahnenin girişi hani çok normalde yeni sinemada çok kullanılmayan bir zoomla cama yaklaşıp sonra bir anda giriyoruz muhteşem bir plan. <laughs> Ve hani bu kadar yani böyle e, sahnelerin duygusunu yaratan o kadar doğru teknik seçimler var ki bir başkadır da e, detayında e, o nedenle etkisi çok kuvvetli e, gibi geliyor bana. Ee, ben de çok sevdim izlediğimde ilk izlediğimde çok hoşuma gitti ee, ama mesela Seren Yüce'yi kavrama derinliği açısından Seren Yüce'nin işini daha çok beğenirim. Yani çoğunluk ve şeyi rüzgarda sanılan nülüferi yani Türkiye Türkiye'ye ilişkin e, böyle geniş e, ölçekte bir şeyleri açıklama iddiasının çok daha altını doldurabilen işler. Çoğunluk bence de güzeldi. Sadece sinematografisi biraz daha iyi olsa büyük ihtimalle çok... İşte dediğim gibi kraftla ilgili yani Seren Yücel'in filmlerindeki kraft o düzeyde değil. Yani teknik iş yani sinemanın neyi diyelim ona işte yani şey gibi düşünelim. Ee, malzeme ee, hani bir şey yapıyorsun birinde çok kaliteli malzeme kullanıyorsun. Sıf kaliteli malzeme bile üst düzeye çıkarıyor. Birinde daha bu elde ne varsa onunla yapıyorsun. Evet. Ama sevgini, aşkını katıyorsun. O, o da öyle lezzetli oluyor gibi. Yani e, Selen Yüce tabii bizim geleneğe daha yakın bir yönetmen. Bizim yönetmenlerimiz normalde kraftları çok iyi değildir yani. E, öyle çok bilmezler yani. Alet bilmezler falan. <laughs> yani bilenler az gerçekten. Şimdi yeni jenerasyon daha iyi ama eskiler hakikaten yani hani İbrahim Tatlıses'e dalga geçiliyor yönetmen diye. E, çoğu İbrahim Tatlıses gibiydi. Yönetmenlerin de çoğu öyleydi. Yani iyiler var tabii ki büyük isimler var ama yine de hani Amerika'nın 25'te çektiği filmi biz 80'de çekemedik teknik olarak hala gibi. Yani e, öyle bir durum var ama bu tabi Yeşilçam'ın bazı yönetmenlerin kalitesini değdikleri konuları falan e, kötüleme anlamına gelmiyor. Bu şey gibi Ya yani biz nasıl ki iyi araba iyi buzdolabı yapamadıysak uzun süre iyi pense yapamıyorsak iyi görüntü de yapamıyoruz. Çünkü teknik bir şey yani hani evet. bu kadar basit. <laughs> Ama son dönem işte hani bu craft'ta iler, ayrık olarak daha iyi olanlar ister istemez e, tabii ki ayrışıyor. Cemil Yılmaz da mesela hani çok iyi filmler yapıyor teknik olarak, güzel filmler yani. Ama yönetmenlik tercihleri, hikaye anlatımı ve biraz o çok oyuncaklı olması aslında kuvvetli metinleri gölgeliyor. Benim düşüncem bu. Yoksa ben e, Cemil'imizi da beğeniyorum. Yani mesela Don't Disturb'u ben çok beğendim. Çok iyi film, çok iyi metin. İzleyeceğim vardı. Yani çok acayip sert şeyler yazıyorlar. Ya bu adam bu şu andaki Cem, yani Türkiye'de bir kere şeyi anlamak lazım. Türkiye Cem Yılmaz'ın yaşadığı düzeyde bir şöhret, bir erişim, bir güç alanını yaşamış bir insanın böyle bir metinle film çekiyor olması halen daha çok büyük bir başarı. Yani yani radarında böyle bir konunun olması bir başarı yani bu. Çünkü adamın çok korkunç çeldiricileri var ve... Deniyor galiba değil mi? Yani yeni bir şeyleri deniyor. ilgisini çeken bir konu. Recep İvedik onu da çekebilirdi. Ki yani veya işte Gora gibi gidebilirdi. Başka işlemeler yapabilirdi. Evet. Ya bu arada Yahşi Batı falan da çok güzel filmler. Hani Yahşi Batı çok müthiş bir film. Kötü bir film değil evet, yani. Evet ben beğeniyorum. Can yani işleri gibi. ortalamaya baktığında yani e, Türkiye'de sinemada prodüksiyon kalitesi olarak akıl almaz bir yerde yani. Akıl almaz bir yerde. Çok iyi. Eee tabii şeye mesela şeyi iki şafak arasındayı beğendim. Çatlağı çok beğendim. Onu izledim mi? Çatlak. Ee, biraz detay. <laughs> Yönetmenin acaba kimde? Bunu hemen Google'a bakmam lazım. Ya da Pelin Esmer'in işlerini Bakalım. çok beğeniyorum mesela. i̇şe yarar bir şey. İşe yarar bir şey evet. çok güzeldi. Mesela yani. işe yarar bir şey de biraz duralım. Kozmos'u yeni izledim. Çok geç kaldım ama. Reha, çok saldi. evet. Ya da Ko Kozmos mesela Ben izlemedim onu henüz. Ee, hı hı, evet evet. Ne, o şeyi? Bir plotu nasıldı filmin? Ben izledim mi izlemedim? İzlemedim diye hatırlıyorum. 2020. İşe yarar bir şey, çok inanılmaz bir film. Yani çok inanılmaz bir film. Ben hani ee... oyunculukla ilgili şöyle bir yanlış anlaşılma var. Böyle insanlar çok bağıran, iyi ağlayan insanları hı hı iyi oyuncu zannediyor. Abi ko bir rol, rol yapıyor orada. İyi bir oyunculukta. Serenay. <laughs> İsim vermedim ben, <laughs> ben. Ya da ya yani çoğu bunu deniyor evet. ama oyunculuk öyle bir şey değil aslında. Orada da bir şey var. İşte Nuri Bilge'nin sanırım sözü. Oyunculuk gösterme değil, gizleme sanatıdır diyor. Hı hı. O ee, kamera arkasında çok net görüyorsun onu. Azaltmaya çalışıyor oyunu e, sürekli. Ben o yüzden mesela benim Evet. beğendiğim oyuncular biraz daha farklı. Hı hı. Oluyor. Ee, yani e, tabi oyunculukla ilgili deformasyonun kaynağı televizyon. Hani hmm. dramalar e, belli bir şeye çektikten sonra da istreslemez abi bu tuttu falan gibi oluyor. Yani izleyici daha hüngür hüngür ağlayan, daha çok bağıran, daha aşırı tepki. Mesela Türkiye'de şimdi şu anda televizyonlarda şey salgını var ya böyle tripli kız Hmm. tripli kız yani yokuş yapıyor adama yokuş yapıyor ona yokuşu ya da işte yakışıklı zengin oğlan falan ama hani şöyle mesela tripli kız karakteri çıktı ve yün, bütün genç oyuncular o karakterden bir şey aldı üstüne ve o tripli bir şey. Ama bu bir e, hani bir oyunculuk şeyi değil. Değil. Ee, yani bir janra dönüştü. Şimdi onun mesela sinemaya da sirayet ediyor, başka yere de sirayet ediyor. Tabii şimdi ana akım filmler böyle gündelik yapılan eğlence filmleri bunları Böyle değerlendirmemek lazım. Bunların başka hedefleri var. Yani tabii, tabii, ben, hani Coca Cola'ya gazlı demek gibi bir şey bu. Bir şeyin, ee, Breaking, gazlı Bad'daki, Breaking Bad'daki Walter White'ın adını unuttum gerçek adamın. O bir, bir röportajında şey diyordu, yani tam çevirisi bu olmayabilir ama aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Hı -hı. Bir, ee, izlediğiniz bir sahnede bir oyuncunun ağlaması sizi çok ağlatmayabilir, çok etkili bir sahne değildir ama onun ağlamamaya çalışması daha etkili bir sahnedir. Minvalinde söylediği evet. bir şey vardı. Ben biraz oralarda dolaşmayı daha çok seviyorum. Hı -hı. Yani mesela benim yazdığım senaryoda da öyle. Yani günümüz Türkiye'sinde İstanbul'da geçiyor ve böyle hani bu, bu çağın diline hakim. Mesela Twitter jargonu var ya. Böyle ona yakın bir dille konuşan karakterler var. Mesela kimse tekeliyle taksi çevirmiyor benim yazdığım dizide. Hı hı. ya da e, artan ev kiralarından da şikayet eden çok ama böyle e, anekdot gibi değil de böyle ambiyane bir sahnede böyle bir diyalog da geçiyor. Yani hem yerel hem güncel ama böyle didaktik bir mesajı olan bir şey değil. Yani daha böyle günlük işte o yüzden üst üste binen konuşmalar ya da hapşuran tipler de var arada. Şimdi mesela... E, Bu doğallığı seviyorum. E, yani. Anladım. Yani şöyle e, senar senaristlerde ben şöyle bir şey görüyorum. Çok iyi senaristler çok iyi işler. a bu böyle yapılıyor deyip bir şey kopyalayan kişiler değil. Mesela senaristler diğer senaristlerden öğreniyor ya. Ha adam sahneye böyle sokuldu. O öyle yaptı falan. Yani diğer filmlerden öğrenip onları taklit ettiğinde senaryolar özgünlüğü e, olmuyor. Soluk oluyor. Çünkü evet. canlı olmuyor. Ama oradaki makineyi anlayıp sonra kendi realitesinden ona bir yeni bir şey diktiğinde bir şey oluyor. Şimdi bu mesela Succession. Çok e, severim. Şimdi mesela Succession e, çok büyük iş. Yani inanılmaz büyük bir iş. İşte Mad Men, Succession, Sopranos biraz. E, şimdi bunlar mesela e, bu diziyle e, işte bu çağın büyük sanatı bunlar bence. Hani hmm. yani, bu çağın Sistine Şapeli bu işler. Hani işte Böyle daha böyle kılcalda arıyoruz ya büyük sanat işte bir edebiyat eseri falan filan. Ya bunlar onların yapması gereken her şeyi yapan işler. Ee, neden öyleler? Çünkü karakterlerini, karakterlerinin ee, hayatın içinde yaşadıkları durumlarda ruhlarındaki o minimal, çok minimal o titreşimlere bile duyarlı bir bakışı, tekniği, kamerası ve ona göre de bir hikaye ekonomisi var ve bunu. O kadar tutarlı takip ediyorlar ki sezonlar boyunca. Hı hı. Bu inanılmaz zor bir iş. Benim şu anda mesela dünyanın en zor işi herhalde işte e, SpaceX uzaya roket yollamak ve bu dizileri yapmak gibi geliyor. Yani bu ikisi eşit düzeyde zor gibi geliyor bana. E, şimdi o mesela onlar e, bütün her şeyin üstünde level olarak benim bence. Mesela tekil bir adam, mesela sanatçıyım ben bir hayata bir bakışım var beslendiğim felsefe bir kaynaklar var sinema tekniğini öğrendim ilginç bir otor yönetmen olabilirim ee, yani belli bir diyetenin üzerinde birisi otor bir yönetmen böyle işte hani aa bu herif çok ilginç kendine az filmler yapıyor bu, bu çok zor bir şey değil bunun yapılabileceğini düşünüyorum bu bence çok zor bir şey değil ama bir adamın Matthew Weiner'ın Mad Men'in fikrini alıp yüzlerce kişiye Mad Men'i çektirebilmesi bu imkansız bir şey bunu yapan adam diğerinden daha büyük bence. Yani mesela Nuri Bilge'nin Matthew Weiner mı? Matthew Weiner bence. Çünkü inanılmaz bir kraft yani. Çok zor bir iş. İşte 15 kişilik yazı grupları yöneteceksin. O set, o kostümü, şusu busu ve o karakterleri birinci sezondan yedinci sezona böyle sarraf gibi gram gram ruhlarının içinde gram gram yürüyeceksin hani bunu da böyle oturup Ay, safız çok etkilendik gibi değil yani hani her şeyi tüketen insanlar olarak içimize ne yaptığına bakıyorum onun ve benim içimde yaptığım şey beni yaptığı şey beni dehşete düşürüyor. Ben izlediğim zamanı hatırlıyorum Mad ilk izlediğim zamanı veya işte şeyi Succession'ı izledik. Hı -hı. Ee, yani oralara bakışım öyle yani ben artık bu teknik <laughs> teknik çağında yani craftla yaratıcılığın kaçınılmaz bir şekilde meclis olması gerektiğini düşünüyorum. Orada Mesela İlker Hocanın şeyi var ya o daha septik böyle o sanatçı aurasını hani yani o sanatçıların e, böyle bir kerameti kendeminkul bir pozisyonda işte onlara karşı daha septik ve daha teknik odaklı birisi. Ben teknik odaklı olmaya çok kıymet veriyorum ve Türkiye'de çok ihtiyaç olan bir şey yani craft her şeyin e, daha maddi bir gerekçesini ve sebebini bul, bulma eğilimi. Ama karşısına da o X faktör var ya bireyden kaynaklanan yani beni o hikayeye yönlendiren ney? Beni o kişinin o iniş çıkışını takip etmeyi sağlayan içimdeki dürtü ney? Biraz o X faktör kişinin o e, bir tür böyle psik, yani herkese psikanaliz yapma eğiliminde olan birisi gibi senarist biraz da ya. E, o ikisinin mezi beni heyecanlandırıyor ve bunu iyi yapanlar yani dakik yapanlar. Kılcal'da çok büyük bir iş bence. En zor iş. Bununla ilgili bir parantez açmak isterim ama. ama <laughs> tabii e... ki buyurun. <laughs> ara verebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ne oldu bir şey mi oldu? İki dakika ara versek iyi olur. Tabii. Bir şey mi oldu? Yok tuvalete gideceğim. Ha tamam tamam okey. <laughs> okey kayıtta. Evet Aytoş e, senaryo bahsini toparlamış olduk. Evet umarım görürüz işi Netflix'te yani. veya başka bir platformda. Ee, şeye geri döneceğim. Bir talihsiz kelime seçimiyle orada hızlı çıktık o konudan. İşte aşk adamı, bad boy falan filan dedim. Onlar seni ekşitti. <laughs> yani pek kazılmadın. <laughs> Okey. Ee, ben orayı geri döneceğim. Ben orada dirençliyimdir öyle konularda. <laughs> yani şeyi merak ediyorum. Şimdi bugün dünya işte modern hayat bilmem ne iletişim delirmiş durumda. App'ler şunlar bunlar. Yani bütün iletişim bir tür Matchmaking gibi çalışıyor. Yani ilişkiler hakkında ne düşünüyorsun? Sen nasıl yaşıyorsun? Yani muhtemelen insanlar senin Instagramına bakınca, ...Aytuğ çok hareketli bir hayatı var, gibi diye düşünüyorlardır belki. Yani tekrar söylüyorum, bazı imgeler otomatikman bazı yerlere gidiyor, ee, kaçınılmaz olarak. Yani orada söylemek istediğim bir şey var mı? Yani toplumun yanlış anladığı bir şeyi düzeltmek ister misin? <laughs> Günümüz ilişkilerine dair değil mi? Günümüz ilişkilerine dair ve senin evet. alımlanmanla ilgili. Nasıl alınanlığıyla ilgili belki? Yani şöyle hız ve görsel üstüne kurulu bir çağdayız. Herkes birini bekliyor ama birbirini bekleyen kimse yok artık. Ee, ve kimse aşk acısı da çekmiyor. Çünkü e, ya kimsenin durup vakti yok ince şeyleri anlamaya mevzusuna hı hı. geliyor konu yani. Evet derinlik kalmadı. Yüzeyde boğuluyoruz gibi geliyor bana. Çünkü çok seçenek var algısına sahibiz. Hı hı. Halbuki hepimiz bence benzer insanlarla aynı döngüde e, o aynı paradoksu yaşıyoruz. Kayboluyoruz gibi geliyor? Ve yani bilmiyorum mesela artık biri yakışıklı ya da güzel değilse onu tanımaya bile değer görmüyoruz. Ya yani evet, hepimizin sonsuz sayıda gidebileceği bir yeri var ama nerede kalacağız? Nerede Hı. kalacağız abi? Esas problem bu değil mi? Esas soru bu değil mi? Bence hepimiz sanki bir şey arıyoruz ama belki de bizi zaten çoktan bulmuş olan bir şeyi arıyoruz. Kuyucaklı Yusuf da şey yazıyordu. İki insanın karşılaşması kadere bağlıdır ama yan yana kalmalarını onların gayretine bağlıdır. Onların gayreti sağlar. Mimarinde bir şey vardı. Evet. Biraz yani iyi ilişkiler yani. emek ister. Ya evet biraz klişe ama biraz öyle evet. düşünüyorum çünkü şu an ya bir saniyede karar veriyoruz. Uygulamalar var ya Tinder, Bumble, evet. bilmem ne. Hiç bilmiyorum. Sadece görsel üstüne kurulu bir şeyden bahsediyoruz. Ben de kullandığımdan yani değil ama kullanan Espiri bir sürü yap. insan var sonuçta. Tabii yani. ben de baktım arayüzü için profesyonel anlamda inceledim hani çok Hı -hı. iyi çalışıyor. Şey buluşu muhteşem. Yani sağa at, sola at. Yani bu hani işte, Başlı başına bir app fikri olarak çok iyi bir fikir. Ben bu konuda da işte yine böyle virgül gibi yavaşlayıp kendi çağımı beklediğim bir yerde duruyorum artık Anladım. yani ve e, nasıl diyeyim? Yani e, onun muhatabı yoksa artık bugünün rejiminde yani na, nasıl bir nasıl olacak o? Yani e, bugün insan yani insanlar artık herkes o şekli alıyor ya. Ya Marquez'in bir lafı var çok seviyorum. Seks diyor, aşkı bulamayanların tesellisidir. Kendi adıma söylüyorum. Benim bir teselli ihtiyacım yok artık. Yani gerçek bir şey arıyorum hakikaten. Bunu da yine romantik bir yerden söylemiyorum. Ya yani mesela e, ve bu 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 kişiyle karşılaşana kadar o flörtü sürdürürüm. Flört etmek bence çok güzel bir şey. Hı hı. Bu bir noktada benim sosyalleştiğim bir alan ve kendi içimdeki başkaları keşfettiğim bir alan. Ama yine belli bir mesafeden, kimseye gül bahçesi vaat etmeden ve yalan söylemeden. Ama bir gün o kişiyle karşılaşırsam da sonuna kadar giderim. ve Başka kimseyi görmem zaten. Hı hı. Flörtle ilgili şöyle bir şeyim var. Flört normalde e, hani cinsel çağ, için flörtün içindeki cinsel çalışımların oranı bu çok artmış gibi geliyor bana artık. Yani eskiden flört daha masum bir şeydi. Yani hı hı. daha böyle e, daha sosyal hayatın sosyal tarafına dönük yürüyen bir şeydi ve insanın e, cinsel kimliği dışındaki taraflarıyla daha çok ilgilenen bir şeydi flört aşaması. Hı hı. Şu anda flört aşaması e, tümüyle fizikaliteye yönelmiş bir şey gibi geliyor. Bu özellikle yeni nesil hani şu andaki nesil e, çok görünürlük üzerinden büyüdüğü yetiştiği için ve e, sürekli puanlamaya ilişkin şartlandırmalar aldığı için hani beğenme beğenmeme öyle o böyle Sanki bu böyle artık şey norm oldu ve o nedenle flörtler ister istemez bu kadar cinsellik odaklı hale gelince de ilişkiler de cinsellik üzerinden değerlendiriliyor gibi sadece. Bunun içindekiler tarafından da. Bir araştırma var burada arada. Bir, bir sosyolog ama adını hatırlamıyorum. Geçenlerde gördüm ben de. Mesela bence bu yüzden tek eşliliği tekrar moda haline getirmeliyiz. Hı hı. Ee, tek gecelik ilişkilerde kadınların orgazm oranı %10-15 civarı. Erkeklerin evet. %30-40 civarı falan. Fakat düzen aynı kişiyle düzenli bir ilişkide o 70, 80'lere 90'lara fırlıyor iki, iki cins içinde yani evet. bu ne anlama geliyor bunu görüyoruz değil mi bir de bir seçim paradoksu diye bir şey var bu psikoloji literatürüne geçmiş bir şey yani aslında özetle şeyi der herhangi bir konu hakkında seçeneğin arttıkça o seçtiğin şeyle tatmin olma mutlu olma olasılığın daha azalıyor alıyor evet. işte biz bu yanılgıya sahibiz evet. Aslında yanılgı yani. Sen biriyle hı -hı. birliktesin. Instagram'a bir giriyorsun. O da mesaj atmış. Bu da mesaj atmış. Ya da profilini görüyorsun. Ulan bu da fena. Aslında bir yanılgı bu yani. Evet. Ve bu, bu çağ bize bunu getirdiği için biraz da biraz hızlı tüketiyoruz. Bunun kesinlikle muhafazakar, ahlakçı bir yerden değil. Hı hı. Belki içimde barındırdığım o geleneksel Ama yerden söylüyorum. Muhafazakar, ahlakçı yerin e, böyle bir tür yaşam bilgisiyle çok eski zamanlarda çattığı bir takım usullerin... Hı, -hı. E, belki de hani deneye 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 ya bu adamlar o kadar da boş değilmiş kardeşim bir bunun arka planı var e, noktası da kimlerinin gelebileceği bir nokta. Yani burada şey olarak söylüyorum bunu e, hani ya tutuculuk haklıdır gibi bir şey değil de hani insanların e, belli şeyleri deneye 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 ya buralarda daha başka türlü bir takım e, mekanizmalar mı geliştirmemiz lazım deme durumuna gelebilir gibi. bana ee, yani Özellikle şöyle söyleyeyim. Mesela gençlerin e, hani zorbalıkları düşün. Okul, ortaokul, lise. Akran yani, zorbalığı. Akran zorbalığını düşün. Üzerine e, akran hani normalde toplum hep şeye odaklanmış durumda. Yetişkinlerin küçüklere, minorlara yaptığı istismarlara. Onların birbirlerine yaptıkları istismarla ilgili bir konu yok. Ama esas istismar orada dönüyor. Yani orada da bir acayip sert durumlar var. Ve Hani mesela eğitimle ilgili de işte Türkiye'de çok klasik, çok maksimal bir yerden bakıp işte şu okullar böyle, bunlar böyle, ay şunlar da güzide okullarımız. Ama niteliksel olarak detayına baktığımızda yani bir insanın işte ruh, ruhuna ne yapıyor bu vesaire aslında bütün eğitim problemli. Bana öyle geliyor. Hani ben normal bir işte fen lisesinde okudum ee, ama işte başka okul tiplerinden birçok insanla da konuştum lise deneyimlerini. Hani imam tipinden işte en işte Alman lisesine diyelim e, görece en progresif yerlerden biri e, yani hepsinde ayrı ayrı problematize edilebilecek şeyler var hı hı. E, ve bir tür unattended büyüyen yani sadece eğitimlerinin maddi çıktılarına odaklanmış bir üst bakış fakat kişilikleri, şahsiyetleri, neye dönüşecekleri e, mesela geçen konuşmuştum onu hani mesela şahsiyet bu laf eski bir laf Artık ihtiyacımız yok gibi zannediyoruz. Laf eski, kelime eski olduğu için. Çünkü persona var. Ee, şu an filtrelerin, personaların çarpıştığı bir dönemden geçiyoruz. Ben mesela şunu arıyorum. Yani şu yaştan sonra beni o Chopin ağrın tanımıyla geniş kalçalı, işte büyük göğüsleri olan bir kadın mı etkiler yoksa bir şeyin peşine tutkuyla düşen, beni de saçma da olsa tutkuyla bir şey yapan hayatında. Ayakkabı tamir ediyor olabilir, yemek yapıyor olabilir, Hı -hı. kitap yazıyor olabilir. Mesela beni artık bu bu tür bir şey etkiliyor. Ya da çok iyi bir müzisyendir, çok iyi bir ressamdır. Bunun peşine düşeceğim birini bulmakta da zorlanıyorum bu arada. Çünkü Hı -hı. hakikaten hani demin dediğim o yani e, derine dalamıyoruz artık, yüzeyde boğuluyoruz kısmından kastım da biraz o. Belki ben yanlış yere bakıyorum yani Hı -hı. öz de yapıyorum. Ha ben mi çok tutkulu bir şey yapıyorum? Kim Hı -hı. benim peşimden gelsin zaten ama... Ee, bu bu personadan artık sıkıldım yani. Hı hı. Bu yüzden biraz da yalnızım zaten. Yani insanlar e, o çok ciddi farklı olmaya çabalarken inanılmaz benzeşiyor. Hı hı. Garip bir döngü bu yani. Hani herkesin markaların, herkesin farklılık bilmem ne kendini bulma, kendini anlat, kendini tarif et dediği bir yerde herkesin aynı aynı şeyi yaptığı, aynı şeyi söylediği aynı şeye benzediği bir vasata girilmiş durumda. Ve bu vasatı yüceltiyoruz. Evet. Kimse doğallığıyla, sadeliğiyle parlamıyor artık. Herkes Evet. Mi? Şimdi yeni bir dizi geliyor. Estetik dizisi. Hilal Altın Bilek oynuyor. Şey, hor görülen falan bir kız var. Bir para çalıyor ve estetik yapıyor. Ondan sonra Winner'a dönüşüyor. Çok çok iyi konu. Merakla izleyeceğim ilk bölümü. <laughs> evet. Ee, Seni var mı sevgilim? ya yani kayıt kay, <laughs> kayıt, tamam, kayıt altında ben bu konularda hiç konuşmuyorum. Peki. Ben hayatımın üzerinde göz olmasını sevmem. Hayatımla ilgili bilgi sahibi olmasın. Ne olmasını... güzel sorularını sor. sor <laughs> ay ay şöyle şöyle söyleyeyim. Bu hani şey gibi değil. Böyle bir yılan erkek modu vardır ya, sevgilisi olduğu hmm. hiç belli olmaz öyle bir yerden gibi. cevaplamıyor diniz. Asla değilim. Hani beni sevgilim var gibi düşünün. Eğer <laughs> eğer yılan olduğumu düşünüp zarar göreceğinizi düşünüyorsanız benim sevgilim var. Başım bağlı öyle düşünün. Ama yani o yani şöyle hatta şöyle yani şimdi bugün için bir ilişkiye yapılabilecek en iyi şey o ilişkinin mümkün olduğu kadar mahrem tutulması. Buna inanıyorum. Katılıyorum. Yani bir ilişkiyi korumak istiyorsan, değer yani ilişkiyi değerinden kaybetmesin istiyorsan onun üzerindeki göz sayısını azaltacaksın, minimize edeceksin. Bugün Ama çift üç kişiden oluşur lakan. Onların e, ee, şimdi 3 <laughs> fena bir rakam değil. <laughs> 3000 kişi şu anda çiftler. Yani şöyle sosyal medya veya işte şu andaki sosyallikte ilişkileri çok böyle ee, mesela ben evli çiftler oluyor. Hani Yıl dönümünden yıl dönümüne beraber bir fotoğraf koyuyorlar. Diyorum ki bravo. Çok sağlıklı bir çift. Evet. Yani yıl dönümünden yıl dönümüne bir fotoğraf koyuyor. Ama mesela yok benim kocişim, yok bilmem ne işim o falan. Bu bana şey geliyor ya bunaltıcı bir, bir şey. Yok. Garip Onu bir şey yani. yani. Evet. evet. Aslında şey yani işlevselleştiriyor ilişkiyi. Hani bir resim vermek için. Bir de sosyal medya çok ciddi hasis duygulardan beslendiği için yani ya kıskançlık ya da böyle kof hayranlık. Bu ikisi dışında currency yok orada. Yani kabul geçerli bir duygu yok. Ya haset duymanı istiyor. Hani çatlasınlar diye koyuyor ya da a hayranlar iyice bana beğenilerini söyleyecekler falan bir değişik bir şey. Dolayısıyla oraya da ben mesela bir şey koymakla ilgili insan hani bin defa düşünülebilecek bir şey. O nedenle olabilecek en irrelevant, en yani kişisel şekilde kullanmaya inanıyorum biraz. Ben de kullanıyorum yani çok eskiden beri. Bütün mecralar açıldığı anda hesap açarım. Bir bakarım içine. neye yarıyor falan. TikTok'un da var mı? Var. Sadece ne oluyor orada? Hep acayip videolar düşüyor. Şöyle TikTok'u... Ne yaşanıyor abi orada? TikTok'un <laughs> içinde çok gezmiyorum. Sadece işte link geldiğinde izlemem gerektiği için bir tane açtım. Hani hiçbir şey yok. Aktivite yok içinde. Link gelince tıklıyorum. Hep açılıyor. Hani bazen TikTok linki geliyor. Şuna bir bak diye. Hı hı. Mesleki olarak da izlemek zorundayım. Sesin orada. içinin bir parçası bu. Yani hı. her tür medyayı her an... Ee, nasıl evrildiğini takip etmek durumundayız. Hani ben bir yandan da iletişim akademisyenliği yaptım uzun süre. Şimdi hani bilgide doktoram sürüyor. Uzun bir bu doktora. Bu bu açıdan bana çok acayip geliyorsun. Yani işte fizik okuman, iyi liseler, iyi üniversiteler, masterlar, reklam evet, kısmı yani, zor yaptım. bir kutu. Yani sen ne amaçlıyorsun onu da merak etmiyor diyeyim. Bir sürü alanda yetkinliğin var ve... E, aslında yetkinlik gibi değil de ben meraklı merak birisiyim. Meraklı tamam. Yani... Ütevazılık yapıyorsun peki. Yok estağfurullah <laughs> hakikaten öyle. Yani yetkinlik... Çünkü ben şöyle benim hani MIT'de hoca olan arkadaşım olduğu için... Hmm. Ben mesela fizik biliyorum demem asla. E şimdi edebiyat çok ilgiliyim okurum ederim ama... Çok böyle üst düzey, detay düzeyde edebiyatla haşır neşir arkadaşım var... Ve onun birikimini bildiğim için... Hmm. Onla da ilgili hiçbir iddiam olamaz. Peki ama, ne istiyorsun? Dünyanın o yaşamın büyük bir sırrı var mı hakikaten? Onu mu bulmak istiyorsun. Bulursan ne yapacaksın onunla? Yani ya? da kötü bir şey çünkü Yani ben o sırrı bulabileceğime inanmıyorum ama e, bir süredir şöyle bir düşüncem var. Ben biraz aslında eee extrovert görünümlü introvertüm Yani dışa dönük gözüken içe dönük birisiyim. Hı. Hmm. E, Hayatımın da böyle çok çok böyle sosyal sonra daha kapalı daha sosyal dönemleri oldu. Ben de bir süredir senin otuzdakine benzer bir şey kalktan itibaren şöyle bir duygu geldi bana da. Ya biraz ben böyle merak ettiğim her şeye çarpayım, tanışayım, oturayım, konuşayım. Yani başka bakışları bir duyayım, dinleyeyim. Yani o e, sen, e, sensory yani fiziksel gerçek deneyimlerimi artırmak ve daha çok insanı görmek, temas etmek, konuşmak böyle bir faza girdim. Yani bu tarz bir bilgiye ihtiyacım olduğunu hissettim. Yani kitap dışında veya başka tür şeyler dışında. Bir de kendi hani şöyle oluyor ya hayatımız dönem dönem böyle bir daralıyor genişliyor daralıyor genişliyor. Bazen o daralmaları aç, açma eğilimi gibi. E, bu buna başlama nedenim biraz bu. Hani evet. e, bir de e, şeyi yani sosyal medya ile savaşmanın en iyi yolunun fırtınanın gözüne hani iyi iyi denizciler fırtınanın gözüne gider yani kenarından geçme çalışın da seni yok eder fırtına hı hı. fırtınanın gözünü e, gitmen gerekir sosyal medyayı da ben hani şimdi sosyal medyayla ilgili böyle pasif agresif bir şeyim var başından beri yani ya bu böyle bir şey değil. bu böyle olur mu böyle mi yapacaksınız böyle mi yapacağız falan gibi ben de şey dedim yani bunun hani ee, internette yaşamak neredeyse yani bütün bilincini internete aktarmak ve oranın rejimine karşı koyarak, direnerek yani onun isterlerine boyun eğmeden böyle bir şeye geçtim. Şimdi işte bir, bir dizi seriyi başka şey de yapacağım. Yani bu darın dışında. Mesela böyle şeyler var kafamda. Ee, öyle yani motivasyonum da şey dediğim gibi hayatımın etkileşim biçimlerini ve şeyini artırmak ama bunu sosyal medyanın mevcut rejimine karşı durarak, direnerek veya e, belli metriklere çok takılmayarak. Bu, bunu hissettim bu arada. Sen bana yazdığında ya Aytu bak ben böyle bir program yapıyorum gelir misin dediğinde ilk dikkat ettiğim şey şuydu. Hani tıklayıp pro, bölümlere baktığımda sen dinliyorsun. Tabii. Genelde çünkü kendi konuşma sıramızın gelmesi için bekliyor oluyoruz. İletişim dediğimiz şey de artık çok sığlaştı. Sana baktığımda yani dinliyorsun, onun verdiği yanıtla ilgili başka bir soru soruyorsun. Onu sorduğu soruyu gerçekten dinlemiş ve onunla ilgili bir yanıt Hı -hı. veriyor oluyorsun. Ee, iyi. Ben de genelde bu tür konuş söyleşilerde özellikle bana sorulan soruyu yanıtlamamaya çalışırım ama hiç öyle bir trole girmedim ve hakikaten oturup seninle burada. ...bu önce az önce tanıştık. Ve Güzel. eksik olma, aktı. eksik olma bir tane. Keyifli bu arada. Yani e, benim hani tabii o doğal bir eğilimim şey gibi hani yani zihinsel interkors çok keyifli bir şey. Hı -hı. Hani insanlar ee, yani çocuk mesela insanlar entelektüel olarak bir şeyle overlap ettiklerinde haz alma becerilerini biraz geliştirse hı hı. aslında birçok tuzaktan kurtulacaklar. Çünkü o zaman dünyada esas ilginç olan şeylerle ilişki kurma şeyin başlıyor ya. Hani ben mesela senin için de öyle düşünürüm. Bu tarz entelektüel merakı olan herkes için de öyle düşünürüm. Bu bu tür zevki aldığı anda birisi artık iflah olmaz bir şekilde bu yöne yönelmeye başlar. Yani mesela şeyi örnek vereceğim. Şimdi ee, mesela ben lise 1'de Kırmızı ve Siyahı okudum, Stendhal'in. E, bu kitabı okuduğum anları ilk elime aldım. Tesadüfen kitabı aldım kütüphaneden. işte bir boşluk vardı, yatılı okuyorum lisede. Okulumda kütüphanesi var. Orada işte kitaplığa bakarken hani fen lisesi, normalde herkes fen kitabı çalışıyor. Bizde test çözülüyor falan. Böyle hep derecelerin falan çıktığı bir yer. E, ben ama biraz daha böyle şeyim. Hani ya aslında ben sosyalciyim ama kafam basıyor diye beni fenci yaptılar gibi. Hani biz de matematiğin iyiyse sayısalcı oluyorsun. O kitabı okuduğum zamanı ve o kitabın bana yaptığı şeyi hala çok net hatırlıyorum. Ve o geri döndürülebilir bir şey değil. Hani burada kitap bir örnek. Bu şey de olabilir. X bir, bir adama denk gelirsin bir yerde. Sana bir bakış verir. O bir makinedir yani. Senin içinde bir şeyi başlatır ve artık hayatının kalanında o işler büyür, seni yerlerini kapar. Hani dinleme çabası veya biriyle iletişim kurma çabası aslında o hazın devamı gibi. Hani Kasım. böyle şeyleri haz almadan yapamazsın. Yani görev bilinciyle böyle bir şey yapılamaz. Esnemeye başlarsın. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. hazla ilgili bir şey. Dolayısıyla insanın haz alma becerisini terbiye etmesi, yani haz 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 alabiliyoruz ya ama hazın bir sürü türü var. Ee, libidoyu kanalize etme diyor ya Freud. Hı hı. Mesela yaratıcı işlere şuna buna. Yani ben belki de şu anda libidinal bir şekilde olabilir. yani anlatabiliyor muyum? Yani öyle, evet. ama hani kendimle ilgili belki sevindiğim bir şey şu bu kanalize etme şeyini dönem dönem becerebildiğimi düşünüyorum. Ama benim de başka sıkıntılarım var, pitfalllarım var. <laughs> Söylemek ister misin? Ee, misin? formül edemeyeceğim şu anda direkt Peki. çünkü şey, <laughs> ben hani o şey kayıt altında dürüstlük çok hoş bir şey mesela senin e, arınma gecesi 2'de ben o kısma çok şaşırdım. İlker'in yayınlamasına da şaşırdım. Ne oldu? Ee, yani senin o şey sürecini anlattığın hani kumarbazlığını ve... Hmm. Mesela o kadar samimi o yık, yıkılmışlığı o kadar samimi verdin ki orada. Ben mesela şöyle normalde piki birisi olabilirim mesela yargılı, yani sen, mesela Senin ekşi entellerini düşün. İnsanlar seni doğuruyor yani. Tabii tabii. Değil mi? Doğuruyor. Ve 10 yıldır. Hiç değişmedi. E, e, kesinlikle doğuruyorlar. O, o Fakat olayı o. Çok saygı duyuyorum. Ben yani. mesela... Ee, yani genel olarak programlarına bakıyordum ve bana şöyle geliyordu. Yani diyorum ki, I2 e, normalde e, güncel olmayan bir konuyu çok ilginç bir şekilde ve bir seçkiyle sunuyor ve çok güzel bir şey yapıyor. Bu, bu, bu etki iyi bir şey. Yani bunun bu faydalı bir şey. Ama e, insani bağ kurma anı mı o andı? Yani senin orada o çok samimi bir şekilde bütün o 35 bölüm öyle bir program yapıp bir hani bir böyle bir yerden konuşup sonra da o o açıklıkla kendini orada şey yapman, masaya koyman. Ben şey dedim, e, bu adam iyi bir adam. Yani kılçıksız iyi bir adam. Hani bu adama oturup bir şey doğrarlar, bir şey yaparlar. Ama görünene zaten o linç herkes de uyanıyor, her zaman oluyor o. Hani görünen birine bir şey atılır ya. E, hani ben de orada hep terse, yani ya bir linç varsa ben linç edilenin tarafındayımdır. Yani benim, gene, bu da heuristikim yani genel olarak. Biri linç ediliyorsa, abi linç edilene... Ya bu hak etmiş diyemezsin. Linç yani bu. Adı üstünde linç. Sorgu yok, sual yok. Vuruluyor yani. Bu da bu çağın bir gerek. Yani ben kendi adıma en çok sorguladığım konu şuydu. Ben şimdi 29 yaşındaydım başladığımda. Ve herkes böyle 50-60 yaşlarında. Profesörler, doktorlar. Kendi alanın en iyileri. Evet. Fizik profesörü, psikiyatristi, evet. şusu busu. Ee, genelde ilk eleştiriler şeydi. Yani 30 yaşında adam bize edebiyat mı anlatacaktı. Ama zaten bunu ben programlarda birkaç kere Dile getirdim yani burada anlattığım çoğu şeyi ben de yeni öğrenmiş oluyorum ve bu benim için çok keyifli bir şey bunu sizinle paylaşıyorum ben bir e, bir şey anlatmıyorum aslında bir şey paylaşıyor oluyorum orada ve o o o kurgu içinde zaten kim ne konuşursa konuşsun çok akıllı görünüyor yani orada bir evet, canlı kat evet, var ben evet. arada saçmalıyorum zaten önümde mutlaka bir metin de oluyor yüzde ellisini yazmış oluyorum alıntılar var çünkü zaten Hı -hı. bir sürü falan. Ama bu işi de çok gözümde büyütmedim. Beni gözümde büyütenleri de hiç büyütmedim. Küfür edenleri de o yüzden büyütmedim. Kesinlikle. Çünkü sen bir video çekiyorsun. Bir gün sana bunu ilk kere sormuştum. Yani dedim nasıl dayanıyorsun abi falan. Ben ilk 3-4 bölüm evet. geçtiğinde yani aynı video iki tane yorum alt altaydı ve buna çok güldük. Biri diyor ki abi diyor ne güzel video çekmişsiniz. Hayata bakış açımı değiştirdi falan. Altında diyor ki senin abi yani. <laughs> senin diyor ya küfür var. Aynı video iki farklı kişi. O evet. zaman şeyi fark etmiştim. Ulan yani yapacak bir şey yok. Bu iş böyle. Biri sevecek, biri küfür edecek ve hiçbiri seninle ilgili değil aslında. Aslında küfür almak şeyi gösteriyor. Çalıştığını gösteriyor. Çünkü belki de, yani doğru. daha iyi gösteriyor. Övgüden daha doğru. Yani bir de zaten buna ihtiyacım yoktu. Hı -hı. Ben hep hiçbir zaman demedim ki insanlar beni sevsin. Beni anlamaları tabii, tabii, benim için tabii. yeterliydi yani ve ben orada bir derdimi paylaştım. Hı -hı. Bak bu kitabı okudum. Bence şu yüzden güzel. Bu kitap bence boktan çünkü söyle sebepler var. Bence şahsi kanaatim. Tabii. Bunu yaptım orada yani. Ya bir yandan da şimdi hani gösteri sanatları yani bir şeyi sahneye koyma ee, hani şöyle düşün. Eee insanların önüne herkesin üzerinde hakkı olan, fikri olan top yani genel kanuna ait bir şeyle çıkıyorsun şey bu demekti. Mesela tiyatro sergiliyorsun. Ne yapıyorsun aslında? Hı. İşte bir kadınla bir erkeğin evliliğindeki çıkışsızlığı anlatan bir oyun düşünelim. Aslında herkesin hayatından bir şeyi anlatıyorsun. Yani sahneleme işi ister istemez e, toplumun karşısına onlara ait bir şeyle çıkma ya. Ama en nihayetinde her şeyin anlamsız olduğu <laughs> konusunda her fikir <laughs> olabildik mi ee, yani... acaba? Ben... <laughs> yani... yani yine de Anlamsız. Ee, Bunu olumsuz bir yerden söylemiyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Yani çok şaşırıyorum ya. Aha. Çok şaşırıyorum. Hiçbir şey. Böyle boğazıma kadar kendime battım. Hiçbir şey inanmıyorum hakikaten. Yani ne bir politik evet. bir parti, ne bir futbol takımı, ne bir tanrı inancı, hiçbir şey kalmadı ve. Yani. Ve şey, çok hoş. <laughs> e, mesela şş, benim rejimim bulunduğum yere göre değişiyor. Yani mesela doğanın içindeyken. Tabii çok sert bir doğa şartını bahsetmiyorum. Daha barışçıl, peaceful bir doğa. Ayağın toprağa Ya Mesela işte kaç kardasın dağların üstündesin, bahar, yeni çiçekler çıkmış, su akıyor falan ve böyle bir sessizlik, rüzgar, hışırtı. Mesela burada kimse yok yanında diyelim. Burada yanında birisi daha var gibi hissediyor musun? Mesela benim orada Allah inancıyla ilgili temel uzun süre araştırma sonucunda vardığım nokta şu... Ben yalnızken biri var gibi hissediyorum. Onu diyorum ki bu Allah herhalde diyorum. İşte ben yine o şiir dizilerindeki <laughs> gibi. Gerçekten öyle hissediyorum. Razı değilim beni sinesine sarmayan tabiattan. Güzel. Tam düşecekken tutunduğum tuğluya Rab bellemeyeceğim. Yani ve ahmakçadır. Aniden karşılaştığınız evet. kırların manzarası falan. Neydi o şiir çok güzel. Ee, bir şey. Ben biraz zor <laughs> Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Dediğin şeyler... Teoride çok güzel ama pratikte şu an en azından bende bir karşılığı yok. Karamozov kardeşlerde mi geçiyordu emin değilim ama bir, bir <laughs> diyalog vardı şey diyordu. İşte bir sanırım bir papaz bir peder biriyle konuşuyor. Sen diyor Tanrı'ya inanıyor musun diyor. Büyük engizitör. Olabilir emin değilim. Aliyo şöyle konuşuyor. Şey cevabını kim veriyordu Tanrı'ya inanıyor musun sorusuna inanacağım diyen biri vardı. Bir tip vardı öyle İnanacağım. Çok garip gelmişti bana şu an aklıma geldi. O, yani ben a a onun abisi olabilir Aliosim. Ben Hı -hı. E... ya bu da bütün soruların tam olarak net somut bir yanıtı olmuyor. Belki de vardır, belki ben yalıyorumdur. Tabii. Umarım vardır. Bence var bu arada. Ama yani e... hani Nietzsche... ...Nietzsche şeydir ya Nietzsche, işte, tanrı öldü tamam. tanrı öldü derken şunu söylüyor. Siz öldürdünüz. Yani biz insanlık olarak. Ta, yaşadığımız tarihsel süreçte tanrının yaşayamayacağı bir faza geçtik. Yani tanrıyı biz yaşatıyorduk. <laughs> biz tercihlerimizle toplumla şunda bunla tanrının artık içinde var olamayacağı bir yere geldik gibi. <laughs> <laughs> ya yani o böyle bir ahlakçı bir tanrı öldü işte biz öldük. Yani öyle bir şey değil hani kaçınılmaz olanı görüyor, geleni görüyor. Ee, yani öyle olduğunu düşündüğümüzde de şu acaba bugün otantik bir şekilde Tanrı'ya inanmak mümkün değil mi? Mesela senin pozisyonun biraz onu çağrıştırdı bana. Hani bugünkü insanlık durumu geçmiş zamanlardaki yani belki 3000 yıl önceki bir adamın inanma biçimi onun şartlarında o andaki epistemik diyetle, dünyayla ilişkiyle, insanlığın o andaki durumuyla belki çok olağan ve gerçekten sahici bir şekilde yaşanabilen bir deneyimdi. Ama bugün biz inandığını söyleyenlerin bile inanamadığı bir realitede miyiz? kapı, gişeler kapandı yani gibi. Nietzsche öyle bir şey kastediyor gibi geliyor bana. Yani ee... bu yüzyıldır üstüne tartışılıp ciltlerce kitap yazılan bir cümle ya da Arthur Rimbaud'un şeyi var işte ben bir başkasıdır. Aslında kimileri evet. de şöyle yorumluyor. Ben benim benim tanrıdır diye yorumlayan da var ya da ee, ama ya inanç konusu beni aşar. Bu bir mevhum <laughs> yani ve ben ee... hmm benim içinde bulunduğum belki ruh haliyle alakalı bir şeydir bu. Belki ben o gerçeği evet. göremiyorum şu an. Henüz onu konuşuyoruz. Orada Shakespeare sözlüğü var. O nasıl bir kitap onu da anlamadım bu arada. Shakespeare sözlüğü ama yani... orada Golonya yazan bir şey vardı demin. Kolonya yerine. Evet, o markası. Yani bir deniz tuzu şeyli. Evet. <laughs> bu çok güzel. Aqua. Bunu Sarıyer marketler satıyor. Zekeriya köy tarafında var. E, şöyle dökeyim. Adı da kolonya. ve ya bunun güzelliği deniz deniz tuzu şeysi esanslı çok ferah. <laughs> ben bayılıyorum buna. Ben burada arada kolonyacıyımdır. Böyle hmm. bir 4-5 tane kolonyam olur hep. Oh. <laughs> ee, Rebul'u da çok seviyorum. Bunun içi kokmuş. Bak ne kadar somut bir şey değil mi? Evet. Ama bak şu anda <gülüyor> <gülüyor> ben mesela bunu aldığım e, şey yani ilk denk geldiğimi hat zamanı hatırlıyorum şu anda kasada ve şaşırmıştım böyle Allah Allah falan diyeyim. E, reklam oldu gibi ama reklam değil biz biliyorsunuz. Sponsorsuz bir kanalımız. İş değil, gönül İş birliği. Gülüyor. değil. ya. Evet. Yani abi çıkamayız. Okey, tamam. Buradan Çıktık buna. Çıkayım. Çıktık burada. Zaten yani ama çıkalım diye yapmıyoruz. Biraz böyle debelenelim diye. İşte ya bu ben batıyorum debelim. JK's vardır ya Cekes. Hani bu erkekler böyle hafif böyle zarar görecekleri şeyi birlikte yaparken çok eğlenirler. Hafif dedim bayağı takılıyorlar. Cekes çok <laughs> ileri aşaması ama Erkeklerin ömürlerinin daha kısa olma nedenleri diye böyle memler evet, var ya. Evet, evet, çok erkekler güzel. bir şey yapıyor, kadınlar çok dikkatli falan. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi e, bilinç... Yani bizim erkeklerin bu tarz böyle konularda da... Ulan cinsiyetçi bir yere gidiyorum ha. Çok Niye? İyi de olabilir. Erkekler yani, kadını konuşabilir. Bu ya. tarz konuları erkekler daha meyilli gibi geliyor bana. Kadınlara göre. Aslında Kısalar, şeydir, erkekler daha salaktır gibi bir şey de diyorsun. Aşağı yani? yukarı. <laughs> hani böyle bir, bir yere varmayacak tartışmalara bayılıyorlar. Yani <laughs> Alex mi, Hacı mı gibi. Yani bunu mesela böyle 3 gün tartıştırabileceğimiz erkekler var İstanbul'da. Yani bulsak böyle üç gün <laughs> vallahi ver yani yeme, yiyeceğini, içeceğini ver. Üç gün tartışırlar. Öyle erkekler var. Ama kadınlar hani e, hangisini transfer ediyoruz derler. ikinci cümleden sonra hani hangisini alacaksak ona göre biz odaklanacağız ve onunla Hı. devam edeceğiz gibi. Ya yani daha pratikler, daha böyle e, durum şartları iyileştirecek konulara daha çok duyarlılar. Erkeklerse mesela en büyük roketi yapalım, şeye fırlatalım falan gibi konularda daha heyecanlılar. Diye bir ayrım yapabiliriz. Ben hepsini çok seviyorum. ya. erkek kadınlar. mi? Erkek, evet, evet. Ne evet. güzel. Böyle bir araba. Kesinlikle. Tamamen bambaşka. Birbirlerini tamamlıyorlar bence. diyelim de illice millet delirsin. Yani, Yok yani. Bilmiyorum ama tamamlamaları yani güzel, gerekmiyor. Işte, hepsi, bütün cinsiyetler, insanlar, ırklar, hayvanlar. Ne güzel bir dünyadayız. Öyle mi? <laughs> Allah! Bir anda humanist olup şey yapıyorum. Whatever. Ee, evet Aytu. Sen bir bahis aç. Şey yapalım. Yani senin son açtığın bahisle toparlayıp şey yapalım. Kapanış bahisi. Tamam. Ee, konuşmak yalan söylemektir diyen bir yazar var. Doğru. Hemingway miydi yoksa o tayfadan bir garip beat kuşağından bir. Çok zor bir laf değil hepimiz söyleyebiliriz bunu hızlıca. Evet, ama şeyden <laughs> dolayı söylüyorum bir saattir konuşuyoruz ya. kim bilir ne yalanlar söyledim ben yine sana. yani, ee, yani <laughs> yalan değil de şey gibi e, nasıl diyeyim aranje ediyoruz yani yeni bir aranjman gibi. Yani aranjman her konuşmada bir Acaba aranjman. Bütün kameralar olmasa yine aynı şeyleri mi konuşurduk aynı üslupla ve aynı şekilde. İçeride de aşağı yukarı böyle konuşuyorduk diye düşünüyorum. İçeride bir 10 dakika konuştuk sonra. Ama yeni tanışmış olmamızın verdiği bir mesafe ve rahatlık da vardı. Bilmiyorum. Çok... Doğru. Çok garip geliyor artık konuşmak bana ya. Yıllarca e... sadece yazarak var olup son 2-3 yıldır sadece konuşarak, video çekerek, anlatarak yabancılaştırıcı bir tarafı var. Ama çok hızlı bir etkileşim oluyorsun. O da garip. Ama bir şöyle mesela ben şu ana kadar sonra izlenleri unuttum ben. <laughs> Aslında ben de ama sen kapanışta deyince yine hatırladım. Kameralar şey var sonuçta bir setin içindeyiz. Doğru. Setten çıkma şeyi oldu doğru. Yani da şey gibi düşünelim. Hani okey, nasıl düşünürsen. O zaman kanalımıza abone olmuyor. Bu güzel bir kapanış oldu aslında. Kanalımıza abone. <laughs> Yok şöyle abonelik meselesi de şöyle. Tabii ki abonelik önemsiyorum, istiyorum yani insanlar abone olsun ama olmasa da olur falan. Yani <laughs> olmasa da ağlamam yani. Hani İyi, olanı ya, da o olan hoş gelmiş. Tabii ki yani böyle küçümsenecek bir şey değil yani. Bir insan dikkate almış, kaydetmiş, orada abone olmuş, oturmuş. Yani bu arada bir insanın bir insana verebileceği en büyük şey dikkat. Evet. Ona bakmak, onu biraz yani evet. ve ben uzun süre zaten bu üretim içerik üretim işiyle ilgili uzun süre şizofren gibi bunu yapayım yapmayayım diye gidiş gelişimde şuydu. Şey diyordum yani ne kadar münasepesiz ayıp bir şey. insanlara video koydum izleyin diye bir beklentiye Çok ayıp geliyor falan. Yani şöyle olur. hani 6 ay uğraştım bir film çektim. 90 dakika dedim ki yani 6 ay uğraştım. 6 ay mı verdim yani siz de bir 90 dakika verin. Ama hani mesela çok hızlı ürettiğim bir şeye benim 90 dakikama 90 dakika verilmesi çok eşitsiz bir şey. Çok ayıp bir şey yani. Gibi. Anlatabiliyor muyum? Bununla ilgili çok gel git yaşadım uzun süre. Sonra şeyi fark ettim. Aslında bu şunun gibi. Eskiden ben burada işte gidiyorum diyelim. Esnaf bir orada sevdiğim bir esnaf var. Çiçekçi var Zühtü abi mesela. Çok severim Zühtü'yü. Gidelim Zühtü ile 25 dakika konuşurum. Ama Türkiye'nin işte İzmir'de ne bileyim ağrıda bir çocukla bunu yapma şansım yok. Eğer ağrıdaki o çocuk da beni sevecekse komşu olsak yarım saat konuşacaksak. Burası arasından konuşmuş olalım. O da yoruma yazar, bir şey yazar. Hani bu şekilde bir meşrulaştırma mekanizması geliştirdim içimde. Anlatabiliyor muyum? Evet evet tabii ki. Yoksa etik olarak bana garip geliyor. Yani ben koyayım, siz izleyin, link vereyim, satın alın. Yukarı <laughs> kaydı. Ya falan. Bu çok acayip bir de de yani sosyopatlık bu gibi geliyor. Hala öyle düşünüyorum bu arada belli tür sosyal medya personelleri için. Benim boşuma gitti yalanca söylemeyeceğim. Yani. Yıllarca yazan biri olup sonra bir anda görüntüde var olup konuşmasıyla var olan biri olup daha fazla kişiye ulaşmaktan keyif aldım çünkü ben artık şeyi düşünüyorum ya yani hayatın amacının temelinde özünde yatan şeyin aslında insanın böyle sürgün yediği topraklara geri dönme çabası olduğunu düşünüyorum yani işinden atılan bir adam hı hı. çok sevdiği birinin. Biri tarafından, sevgilisi tarafından terk edilen bir kadın. Annesinin sevmediği bir erkek evlat. Ee, hepsi o evine dönmek istiyor ya. Halbuki kimse aslında gözden çıkardığı birini aslında geri de istemez. Ya da cennetten kovulduğuna evet. birine biri inanıyorsa aslında Tanrı'yı daha bir çok... Bir kere terk ettiyse yine terk eder. Yine terk eder. Ee, benim sanırım Görünür olmaktan keyif aldığım tarafta biraz oydu yani çünkü var olamıyordum, var olmak istiyordum. Önce aile içinde bir görünürlüğüm olmadığını düşünüyordum. Hı hı. Buna çok yaslanmıyorum bu arada, bunu bir travma gibi söylemiyorum hı hı. ya da işte arkadaş çevrem sosyal açı. Sonra bir baktım aslında sesime kulak veren bir sürü insan var ve hiç tanışmadım onlarla ve hiç tanışmayacağım büyük ihtimalle. Hı hı. Ama denk geliyorsun yani Datça'da bilmem ne köyünde çay içerken bile oradaki genç bir çocuk gelip ''Abi ben senin videolarını izliyordum.'' dediğinde neden mutlu olduğumu o yine sürgün yediğim topraklara geri dönme çabasıyla kafamda biraz bağdaştırdım ama bu da bambaşka bir konu ve kapatıp gidelim artık. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamamdır. Bence de Kemal'e erdi. Ee, şey aklıma başka bir çağrışım geldi ama bunu yapmayacağım. Kendimi <laughs> tutacağım. Ee, şeyin Hazreti Ali'nin Şık Şıkkiye hutbesi diye bir hutbesi var meşhur. Hmm. Ee, i̇lgilisi bakabilir tam bununla alakalı. E, farklı oluşları farklı şekillerde deneyimlemeye devam ediyoruz. Çok sağ olun. izlediyseniz buraya kadar. Aytu sana de çok sağlıyorum. <laughs> İyi ki gel geldin. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Benim için de. Değil, e, değil çok hoş bir deneyim oldu diyeyim. İlginç Bilmiyorum yeterli olabilirim. yeterli Hı -hı. değil. E, i̇nşallah yine konuşuruz, görüşürüz, bir irtibatta kalırız. E, herkese sevgiler. Görüşmek üzere.